Yani insanlar artık erzak yardımını geçti, insanlar artık gıda yardımını, elbise yardımını geçti, insanlar psikolojik destek bekliyor. Bir dayanışma bekliyorlar, bir yardım bekliyorlar. Manevi anlamda en azından bir omuz arıyoruz ama bulamıyoruz. Babamı enkazdan kendi imkanlarımızla çıkardık. Zor zekat araba bulduk, kuzenim hastaneye götürdü, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne. Oradan ona denilen şu, herkes sizinle aynı durumda, sizden daha kötüleri var denilip babamı gönderdiler ve babamı biz burada kollarımızda kaybettik. Saatlerce burada bekledik. Babam yanımızda gözlerimizin içine bakarak can verdi. Böyle olmamalı yani. Evet biliyoruz 10 il etkilendi, ülkemiz çok kötü durumda. Ama depremin bu 11. günü yani hiçbir şekilde bir yetkili gelemez mi? İnsanlara soramazlar mı? Haliniz, durumunuz nedir diye. Siyasi partiler hiç fark etmez, A partisi, B partisi. Ne bir seyyar lavabo, ne çocuklarımızın halini soran herhangi bir yetkili merci yok yani. Bu kadar yalnız bırakılmamalı bu halk. Vergileri alacakları zaman gününde alıyorlar. Faturalar bir gün bile şaşmıyor. Her ayın ikisinde fatura kesmeye geliyor mesela KEDAŞ, KASKİ'ler. Ama böyle durumlarda bakıyoruz hiçbir şekilde ne bir gelen, ne biz halimizi soran. Bu şekilde olmamalı yani. Siz bu köydesiniz. Köyün ismi neydi? Kaç aile var burada? Burada yaklaşık 100-150 haneydik. Genelde yazın insanlar, hani yurt dışına gidenler oluyor kış aylarında özellikle. Yazın insanlar geliyor daha çok. Kaç kişi yaşamını yitirdi burada? 15 kişiyi kaybettik. Köy merkezinde. Köyde ikamet eden 15 kişiyi, babam da dahil, kaybettik. Siz babanızı, evet, başınız sağ olsun. Kaç çocuğunuz var? İki çocuğunuz var. Şu an çadırda kalıyorsunuz. Evet, çadırda kalıyorum. Çadırı nasıl temin ettiniz? Getirdiler benim mi yoksa? Kaynım, avukat olan bir kaynım var. O kendi imkanlarıyla, yetkililerden yani ısrar yoluyla ancak o şekilde alabildi. Herhangi bir yetkili yok yani çadır ihtiyacınız nedir diye soran, gelen hiç herhangi bir kimseyle karşılaşmadım. Hiç öğretmeniyim, atanamadım. Hiçbir zaman pes etmedim, yılmadım. Geldim köye, yerleştim, eşimle beraber hayvancılık yaptık, tarımla uğraştık. Yani sistemin altında yeteri kadar ezildik, sistemin acısını çok çektik. Emeğimiz bize kaldı ama hiçbir gün pes etmedik. Biz aslında depremin altında ezilmiyoruz, biz sistemin altında eziliyoruz. Böyle olmamalı yani. Böyle yardıma muhtaç durumda da hiç kimse bu kadar yalnız, çaresiz bırakılmamalı.